Değerli izleyenler, bir süredir özellikle dövizde ve dolarda yükseliş var. Özellikle bu sabah uyandığımızda dövizin bir aylık yükseldiğini gördük. Bu konuyu, altın konusunu, döviz konusunu ve ekonomide neler oluyor sorusunu çok önemli bir isimle konuşuyoruz. Ekonomist, doçent, doktor Sayın Oğuz Demir bizlerle birlikte. Sayın Demir, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serhat Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, bu sabah aslında bu sabahtan öncesine baktığımızda özellikle dövizde ve dolarda bir süredir bir düşüş, hatta 7 TL'nin altında indiğini görmüştük. Hani ne oluyor, normalleşme oluyor derken sonra bu sabah bir baktık ki tekrar 7-17, 7-18 seviyelerine gelmiş. Öncelikle dövizdeki, dolardaki bu yükselişi neye bağlıyorsunuz? Önce içeriden başlayayım, sonra dışarı Buyurun. döneriz. Birincisi, taşıma suyuyla değirmen bu kadar dönüyor Serhat Bey. Yani nedir taşıma suyu burada? İşte faiz artışıyla beraber dışarıdan bir para girişi yakaladık. Ama bu para girişinin devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli başka koşullar var. Nedir? Bir kere her şeyden önce ekonomide ve dünya ekonomilerinde bir miktar daha risk iştahının, yani bizim gibi ülkelere daha fazla yatırım yapacak, sıcak para getirecek yatırımcının iştahının artması. Yani şu an dünyada her ne kadar Amerikan Merkez Bankası hala piyasaya para vereceğini ifade etse bile, yani bu para öncelikli olarak işte başka gelişmekte olan ülkelerle öne çıkıyor. Bizim şu an önerdiğimiz faiz, verdiğimiz faiz bir hayli yüksek ama başka belirsizlikleri beraberinde taşıdığımız için o sıcak paradan, o yaratılan sıcak paradan en fazla risk almayı sevenler Türkiye'ye geliyor. Bu da bir yere kadar. Bunun da miktarı belirli bir seviyeye kadar. Birincisi bu. İkincisi, tabii herkesin gözü Mart ayında Türkiye-Amerika ilişkilerinin yeni bir aşamaya geçeceği, burada bir sürü işte riskin ve sıkıntının olabileceği ya da yani diplomatik yollarla bir çözüme ulaşabileceği. Ama görüntü şu ana kadar sıkıntıların bir miktar daha derinleşerek devam edeceği yönünde. Dolayısıyla orada bir endişe var. Üçüncüsü, dünyada bizim gibi gelişmekte olan ülkeler nasıl geçen sene bizde bir sıkıntı olduğunda diğer gelişmekte olan ülkelere yansıyordu. Şu anda da başka gelişmekte olan ülkelerde olan sorunlar bize yansıyor. En basit Brezilya'da geçtiğimiz hafta sonu itibariyle işte Brezilya'nın en önemli şirketi olan Petrobras'ın başındaki isim alınıp yerine bir general atandı. Yani oradaki devlet başkanının da şu anda ciddi bir eleştiriye maruz kaldığını biliyoruz. Hem pandemiyle ilgili hem de demokrasiyle ilgili ciddi sorunları var. Dolayısıyla orada yaşanan sıkıntı bir miktar daha risk iştahını düşürdü. Bütün bunlar bir araya geldiğinde, yani içerideki o rezerv kırılganlığı var. Bir de bunu da eklemek lazım. Yani Merkez Bankası'nın hala nette negatif rezervde olması bir miktar kafa karıştırıyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde de Türkiye'den bir çıkış oluyor. Tabii bir tarafıyla sevindirici şey şu. Hani aktörü ve öznesi tam olarak bizim olmadığımız bir çıkış olduğu için, hani bu burada böyle geçtiğimiz dönemde yaşadığımız gibi böyle pata 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 seviyeler kullanmıyor. Belirli seviyelerde denge oluşuyor, alım satım oluşuyor ve o seviyeler çerçevesinde yukarı doğru gidiş devam etse de belirli, yani öyle hızlı sert bir yükseliş görmüyoruz. Bir bugün %1'e yakın Türk lirası var ama dışında yukarı doğru gidiyor. Evet, aslında bizi de etkiliyor tabii, çünkü aldığımız veya yaptığımız alışverişler her şeyi dolar bazlı veya döviz bazlı yaptığımız için tabii bu bizi etkiliyor. Her ne kadar dövizin veya doların dışarı kaynaklı yükselişine bağlısak da tabii bizi çok yakından etkilediği için canımızı da acıtıyor. Peki devam eder mi? Sizin baktığınız veya gördüğünüz emareler neyi gösteriyor? Yani bu yükseliş devam eder mi, yoksa bu seviyelerde kalır mı, veya bir süre sonra faiz, yeni bir faiz arttırma, mesela Merkez Bankası böyle bir adım atabilir mi sizce? Şimdi bence şu Şubat enflasyonunu gördükten sonra bu faiz adımını konuşmak daha anlamlı olacak. Yani Şubat'ta yine enflasyonun o hızı kesilmezse Merkez Bankası bu sıcak para girişini ya da kurdaki yükselişi durdurabilmek için yeni bir faiz artışına yönelebilir. Bir kere bunu not edelim. Bir de burada şöyle bir zorlukla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz senenin yarattığı bir zorluk Serhat Bey. Merkez Bankası'nın para politikası neredeyse şu anda hepimiz açısından
kuru tutmaya odaklanmış durumda. Yani biz kurun yukarı gitmesine izin vermeyelim. Bu şekilde sizin az önce söylediğiniz işte enflasyon üzerindeki baskıyı kontrol edelim gibi bir bakış açısı var. Ama zaten yüksek kur üzerinden fiyatlamalar yapıldı. Yani şu anda kur 7.50 olsa da biz bir anda fiyatlarda bir yukarı hareket görmeyeceğiz. Şu an kuru geçişkenliğinin dışındaki faktörler fiyatlar üzerinde belirleyici. Yani işte gıdada, kurak meselesi, bir tarafta Türkiye'nin önümüze kadar gelen süreçteki o dengesizlikler önemli. Petrol fiyatları artıyor bir taraftan baktığınızda, yani bundan yaklaşık çok değil, bir ay önce, bir buçuk ay önce 40 dolarlarda, 45 dolarlarda olan petrol 65 dolara gelmiş durumda. Enerji maliyetleri artıyor. Belki doların yukarı gitmesinin şu an fiyatlara yansıyacağı tek ürün benzin, doğalgaz, motorin gibi ürünler. Yani doğrudan diğer mallara yansımaz ama buralara etki eder. O yüzden hani orayı kontrol etmediği sürece, edemediğimiz sürece Merkez Bankası bir faiz artırımına daha mecbur kalabilir. Ha, şimdi asıl sizin sorduğunuz soru şuydu. Devam eder mi bu yükseliş dediniz? Evet, evet. Merkez Bankası enflasyondaki bu artışa daha önce taahhüt ettiği gibi cevap vermezse devam edebilir. Çünkü o zaman bir eskiye dönüş ve tarih tekrardan ibarettir meselesi gündemimize gelir. Hatırlayın, Murat Çetinkaya döneminde bu faiz artışları yapıldı. Ardından biraz ortalık sakinledi. Sakinleyince başladılar bastırmaya. Dediler ki indir faizi, indir faizi. Daha zamanı gelmemişti. Yani orada sorunlar henüz tam anlamıyla çözülmemişti. Çetinkaya da buna direndi. Çetinkaya'yı görevden alıp Uysal'ı getirmişlerdi, hatırlayın. Uysal da literatüre önden yüklemeli faiz indirimlerini kazandı. Evet, evet. Öyle ki biz o faiz önden yüklemeli faiz indirimleriyle, yani çok düşürülmüş faizle pandemi kriziyle karşı karşıya kaldık. Şimdi benzer bir durum Ağbal için de geçerli olabilir. Neden olmasın? Yani şu an faizleri evet artırma iznini aldı. Kuru bir miktar kontrol etti. Ama birkaç ay içerisinde faizlerin bu seviyede devam etmesi en başta hükümeti rahatsız edebilir. Hükümete etki eden sermaye gruplarını rahatsız edecektir. Burada hükümet ve Merkez Bankası nasıl bir tutum takınacak? Şu an hemen hemen bütün piyasa aktörlerinin soru işareti olan mesele bu. Eğer ki devam edip bu finansal istikrar ve fiyat istikrarı üzerinde Merkez Bankası ısrarlı bir şekilde devam ederse belki bir miktar daha sakinleyebiliriz. Ama tam tersi bir durum, yani tarihin tekrar ettiği bir durumla karşı karşıya kalırsak, bir de bu sefer eksi rezervde yakalandık, bir de hala dış ticaret açığı veriyoruz, turizm gelirleri belli değil, geçtiğimiz senenin bir kopyasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Böyle olacak demiyorum ama bu riskin önemli bir risk olarak vatandaşın, hem yerli yatırımcının, tasarruf sahibinin, hem de yabancı, Türkiye'ye gelen yabancının kafasında bir soru işareti olarak kenarda durduğunu not edelim. Aslında siyasi iktidara baktığımızda özellikle hukuk anlamında yapılacak reformları bekliyoruz. Anayasa tartışması var, siyasi kanadı var. Bir yandan da Merkez Bankası'na bakılıyor. Siz de belirttiniz. Şimdi Merkez Bankası aslında bu sabah bir adım attı. Şöyle ki TL zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan arttırdı. Bu dolara yönelik bir, dövize yönelik bir adım mıydı? Aslında bu piyasada Türk lirasının bir miktar daha sıkılaşması anlamına geliyor. Yani piyasada paranın faizinin artması anlamına geliyor. Faiz arttırmadan bir nevi bankaların faiz yükünü arttırarak piyasadaki kredi faizlerini arttırmaya yönelik bir hamle. Dövizden öte aslında talebi kontrol etmeye yönelik bir hamle gibi gözüküyor. Çünkü döviz tarafında, yani şu anda zaten işte belirli bir ölçekte de olsa bir akış dışarıdan Türkiye'ye var. Az önce de söylediğim gibi, yani taşıma suyu bu ama yani bir yerde bir yere kadar devam ediyor gibi gözüküyor. Asıl buradaki mesele işte talep tarafındaki enflasyonu kontrol altına almak. Sanki hani piyasada bir talep varmış da onu engellemeye çalışıyormuş gibi bir tavır takınıyor Merkez Bankası. Asıl kontrol etmemiz gereken yer artık talep tarafı değil, arz tarafındaki sorunlar. Bunlar da böyle kısa vadeli Merkez Bankası müdahaleleriyle çözülebilecek sorunlar değil. Yani çok daha orta ve uzun vadeli planlarla bizim üretim altyapımızı güçlendirebilecek, ithalat bağımlılığını azaltacak adımları gündeme getirmemiz lazım. Ama bu tip programları da finanse edebilmek kolay değil. Yani ben evet Türkiye'nin sanayisini güçlendireceğim dediniz, ona bir kaynak aktarmanız lazım. O kaynağı dünyadan şu an Türkiye hala bütün birçok ülkeye göre çok daha pahalıya borçlanıyor geçtiğimiz sene yaptığı meseleler yüzünden. Zaten bir pandemi döneminde vergi gelirleriyle işte gelirleri ve giderleri arasında ciddi fark var. İşte bu sene 130 milyar lira deniyor ama çok daha üstüne çıkabilecek bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalabiliriz.
Evet, aslında yurttaşların kafasını kurcalayan bir konu daha var. Birkaç ay öncesine kadar o altındaki yükselişi biliyorsunuz öyle bir yükseldi ki bir nevi insanlar yatırım aracı olarak hemen altına yöneldiler ve çok sayıda altın aldı. Biliyoruz çünkü çevremizde de görüyoruz. Ve hatta deyim yerindeyse insanlar varını yoğun altına yatırdı diyebiliriz. Ama altın şimdi bir düşüşe geçti. Ne oluyor sorusu hemen Abi, doğdu. niye çıktığını anlarsak niye düştüğünü ve şimdi yine niye hafif de olsa bir çıktığını anlayabiliriz. Evet. Bir kere altının çıkışı pandeminin başlamasına dayanır. Yani pandemideki o ekonomilerin işlemeyeceği, büyümeyeceği, ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kalınacağı, önemli finansal risklerin ortaya çıktığı algısıyla riski en az olan varlık altın olduğu için tüm dünyada altına ciddi bir talep oldu. Şimdi fiyatların artmasının ana nedeni bu oldu. Ardından aşı, ekonomilerde toparlanma, işlerin yoluna gireceğine dair olumlu beklentiler 2021 için altının fiyatını belki de en düşük son bir yılın en düşük seviyelerine kadar getirdi. Şimdi o dibi gördükten sonra aslında bir tepki alımı oldu. Yani o 1785 dolarlar civarında ons fiyatı gördü. Oradan bir tepki alımı geldi. Bir de tabii bu Amerika'da bir kafa karışıklığı var. Özellikle bu teşvik paketi geçecek mi, geçmeyecek mi? Amerikan ekonomisi toparlanabilecek mi? Avrupa ekonomisi toparlanabilecek mi? Yani bu yani bu tip belirsizlik ve risklerin arttığı dönemde altına bir miktar talep oluyor. Bunun üzerine bir de az önce konuştuğumuz Türkiye'de doların Türk lirası karşısındaki değer kazancını eklerseniz altın bir miktar primlenmiş oldu. Bu Şunu not edelim. Yani yine 2021 için aslında 2021'in ikinci yarısının itibariyle hani dünyada aşılamanın önemli bir mesafe kat edeceği ve ekonomilerin yeniden bir miktar toparlama yoluna gideceğine ilişkin önemli bir beklenti var. Eğer bu beklenti gerçekleşirse risk iştahı artacağı için az önce konuştuğumuz altın da risksiz bir varlık olduğu için altının talebi bir miktar geri gelebilir ama tekrar aynı şeyi söylemek isterim. Hani biz şimdi buradan 6 ay sonrasında bir şey söylüyoruz. Çok Evet. bu gerçekleşir mi? Gerçekleşmez mi? Umarım gerçekleşir. Çünkü konuştuğumuz konu pandeminin etkisinin azalması. Dolayısıyla pandeminin etkisi azalırsa altının da fiyatında bir miktar daha gerileme görebiliriz. Eğer dolar bu seviyelerde kalırsa. Kalırsa. Dolar çıkarsa, artarsa muhtemelen altın fiyatları da Altına artacak, direkt değil mi? yansıyor zaten. Evet. Yani Direkt altın dünya yansıyor. fiyatları düşse bile bazen dolardaki çıkış onu dengeliyor. Altın yine de daha yukarıda kalabiliyor. Evet, Türk lirası gram için. fiyatı, altının gram fiyatı 417 TL oldu. Onu da belirteyim. Bir tane konuyla bağlantılı son dönemde kripto paralara da böyle bir talep var. Kripto paralar tabii tüm dünyayı da etkiliyor. Bununla ilgili ne söylersiniz? Özellikle kripto paralara yatırım yapmak isteyen çokça insan var. Tabii ben Bitcoin'i takip ediyorum. Yaklaşık bir ay önce 145 bin TL'ydi. Şu an bir bakıyorum 310 bin TL'lere çıktı. TL'leri, hatta 400 TL'lere çıktı. 400 bin TL'lere çıkmış. Bu nasıl yorumlamak lazım? Şimdi Serhat Bey, az önce konuştuk. Dolar düştüğü zaman ya da Türk lirası çok değer kaybettiği zaman dönüyoruz Merkez Bankası'na bakıyoruz. Bizim paramızı savun diye. Ya da dünyanın herhangi bir ülkesinde de bu tip pozisyonlar alınıyor. Yani bir sahibi var Türk lirasının en nihayetinde. Şimdi kripto paralar böyle para birimleri değil. Zaten merkezi olmayan bir finans modeli olarak ortaya çıktı biliyorsunuz bunlar. Dolayısıyla piyasadaki arz ve talep fiyatları çok belirliyor. Ben mesela özellikle bu şeyin sahibi, Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın paylaştığı bir Bitcoin şeyi vardı Twitter'da Twitter'da. evet. Şimdi ben hep şu soruyu soruyorum. Sizce Elon Musk Twitter'da Bitcoin'in logosunu Bitcoin'i satın aldıktan almadan önce mi paylaştı yoksa aldıktan sonra mı paylaştı? Muhtemelen aldıktan sonra. Demek ki ya bir talebi yaratmaya yönelik bir girişimde bulundu. Bu tip piyasalarda elbette para kazanan insanlar olabilir ama iş sığ piyasalara geldiğinde hep kazanan büyük sermaye, büyük para sahiptir. Piyasayı etkileme gücüne sahiptirler. Onlar kazanmanızı isterlerse alım yapmaya devam eder ve fiyatı artırırlar. Onlar kaybetmenizi isterlerse artık kendi paralarını kazanma yoluna giderlerse siz kaybedersiniz. Bugün de yaşadığımız şey bu. 55 bin, 58 bin dolarlara kadar giden Bitcoin'in fiyatı 50 47 bin dolarlara. bine kadar 2 günde geldi. 2 günde 20 bine de düşebilir bu arada. Çünkü çok sığ piyasadan bahsediyoruz. Yani orada o arka alttaki şeyi tutacak bir derinlik yok o piyasada.
hani aşağı doğru gitmeye başladığında tamam ben buradan satın alayım, toparlar kendini diyebilecek bir büyüklükte işlem yok. O yüzden de hani çok güvenilir yatırım araçları olarak görmemek gerekir. Bir var zaten özellikle Amerika Merkez Bankası Başkanı Yellen'in yani risklidir, spekülatiftir yaklaşımı boşuna değil. Bu yaklaşımdan sonra da zaten ne kadar hızlı düştüğünü gördük hep beraber. Bu süreçte hani küçük tasarruf sahibi zaten zar zor biriktirdiği parayı da çok bilmediği, çok da anlamadığı Yatırım aracına. tırnak içindeki yatırım aracı. Çünkü bence de hala bir yatırım aracı değil. Yani şöyle düşünün, biz bir araya geliyoruz, 100 kişi diyoruz ki hadi adına X dediğimiz bir şey yaratalım. Ondan sonra biz hepimiz onu satın almaya başlayınca o değerli bir şeye dönüşüyor. Ama aslında onun bir değeri yok. Yani şu an bir kullanım Hepiniz vazgeçerseniz, yani hepiniz o 100 kişi vazgeçerse bir değeri yok, değil mi? değer kalmaz. Dolayısıyla kullanım değeri önemlidir. Yani o değeri yaratacak şey kullanım değeridir. Zaten yani Bitcoin'i tanıtmaya, anlatmaya çalışan herkes de dikkat ederseniz şu şekilde bir taban oluşturmaya çalışıyor. İşte Güney Kore'ye gittim, orada hamburgeri Bitcoin'le aldım. Bilmem nereye gittim, orada Bitcoin'le şu alışverişi yaptım. Niye? Çünkü bir kullanım değeri yüklemeye çalışıyor ona. O kullanım değeri ortaya çıkmadığı sürece Bitcoin güvenli bir yatırım aracıdır diyebilmem benim açımdan mümkün değil. Mümkün değil. Siz bir kez daha uyarıyorsunuz. Özellikle kripto paralara yatırım yapmak isteyen yurttaşlarımız varsa aman dikkat diyoruz. Çünkü değeri ölçülemiyor. Bir anda üst seviyede, bir anda alt seviyede. Bizde çok güzel bir şey vardır biliyorsunuz. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne inanmıyorsun. Döndüğüne neden Bu derler uyanmaz. adama sonra yani dikkat etmek lazım. Evet, kazanırken güzel de kaybederken birdenbire her şey olabilir diyorsunuz. Son sorum, şimdi kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini %3,5'tan %4'e çekti. Bu tabii güzel bir şey çünkü Moody's diyor ki Türkiye ekonomisi büyüyecek. Hatta 2022 için %5'e çekti. Bu rakamlar için son olarak ne söylersiniz? Yani Serhat Bey, 100'den 95'e gelip 95'ten 100'e çıkarsanız büyümüş olursunuz. Ama aslında büyümüş olur musunuz? Yani 95'e gelmek bir daralma olduğu için pandemi dönemi 2020 senesi biliyorsunuz çok da verimli bir sene değil. Her ne kadar ekonomiyi pozitif büyümeyle kapatıyoruz biz deseler de biz iyi kötü ne olduğunu gördük hep beraber. Ciddi bir travma yaşadı Türkiye ekonomisi de. Şimdi 2021 senesi için o yani telafi büyümesi diyeyim ben ona. Bir telafi büyümesi yaşayacağız. Büyüme, enflasyon, bütün bunların hepsinin ana motivasyonu istihdam karşılığının olup olmaması ya da istihdam yaratıyor olup olmaması ya da istihdam varsa o ekonomideki dinamik çark içerisinde o zaman evet büyümeye sevinebiliriz. Maalesef Türkiye'de hepimiz görüyoruz ki şu an iş gücü piyasası bir hayli perişan halde. İşten çıkartma yasakları sona erdiğinde, kısa çalışma ödemeleri sona erdiğinde sadece işsizlik değil, devasa boyutta ciddi bir gelirsizlikle de karşı karşıya kalacağız. Bu ekonominin diğer tarafta tüketim dinamizmini yitirmesi anlamına gelir. Evet enflasyon açısından olumlu ama baktığınızda daha fazla tüketemeyen, daha fazla beslenemeyen, daha iyi harcayamayan bir toplumun orta ve uzun vadede büyüme kanalları tıkanmaya başlar. O yüzden %4-5 rakamlar güzel, hoş rakamlar ama bunun karşılığının orta ve uzun vadeye yayılabilecek ekonomik sonuçları olması lazım. Maalesef %4 de olsa, 5 de olsa bugün Türkiye ekonomisinin mevcut yapısal sorunları bizim sürdürülebilir bir şekilde büyümemize izin verecek altyapıyı sunmuyor bize. Evet. Sayın Demir, toparlayacak olursak dövizdeki artış iç ve dış kaynaklı, özellikle önümüzdeki günlerde göreceğiz tabii, 7.15, 7.18, 7.20, 7.50 seviyeleri bile olabilir dediniz siz. Çünkü bakıp göreceğiz zamanla. Ama hani bu daha sakin bir dönem geçirirsek Serhat Bey o zaman da tam tersine 7'ye doğru geri de gelir. Geri gelebilir. Ben O fiyat. yani 7.50 gibi bir tahmin yapmış durumuna düşmek Yok. istemem. Evet. Yani bu seviyelerde olacak. İç ve dış kaynaklı nedenler var. Altın özellikle tabii yine insanların güvenli yatırım aracıyla pandemi burada çok etkili. Aşı konusu hem dövizi hem altını çok sıkça etkiliyor. Merkez Bankası'nın atacağı adımlar çok önemli. Bir faiz arttırımı veya indirimi olacak mı? Önümüzdeki Mart ayına bakmak lazım bir anlamda. Mart'ı görmek lazım. Tabii Merkez Bankası nasıl bir adım atacak onu da merak ediyoruz. Devamında Moody's'in bir büyüme tahmininde bir artış vardı. Bu da güzel bir şey ama tabii dediğiniz gibi yüzden 95'e 95'ten yüze çıkmak ne kadar bizi mutlu eder bilmiyoruz ama önümüzdeki sürede göreceğiz.
Kripto para konusuna da değindiniz. Güvenli bir yatırım aracı olmadığını, hala olmadığını belirttiniz. Özellikle kripto paraya yatırım yapacak olan izleyicilerimiz aman dikkat diyoruz. Sizin de uyarılarınız bu konuda vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomist, doçent doktor Sayın Oğuz Demir. Ben teşekkür ederim Serhat Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun.